Alperen Şengün Kings karşısında kariyerinde ilk kez triple-double yaptı. Maçı 10 sayı, 10 rebound, 10 asistle tamamlayan Alperen, NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot oldu. Aynı zamanda Rockets tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu olmayı başardı. Ben tüm sporun en önemli başarılarından ilk üçü yazacağım. Belki biri yazacağım. Alperen'in NBA'deki, NBA tarihinin en genç oyuncusu. Böyle bir şey olabilir mi? Takımının mı NBA tarihinin? Yok, takımının triple-double yapan en genç oyuncusu oldu. Emin misin NBA tarihinin mi? NBA tarihine bakmam lazım. Sen o işin uzmanısın. Yok, ben pivot oyuncusu değil. Pivot olarak. Evet, doğru. Pivot olarak. Tamam, doğru. Dallas yapın. Düşünün, bir hem de pivot. Pivot olarak dünyanın en önemli ligi, bütün futbol dahil olmak üzere NBA'de en genç pivotu. Bence inanılmaz bir olay ya. Yani bir şey söyleyeyim mi? Devlet nişanı verilmeli ya. Bireysel dünya şampiyonu, Grimmel'in şampiyonundan daha önemli. NBA'nin tarihinin... Zaten adını yazacak NBA tarihine de. Ama abi, NBA tarihinde daha önce çok büyük olaylar var. Mehmet Okur'un All-Star olup şampiyonluk yüzüğü kaldırması. Mehmet Okur önemli oyuncuydu. Hidayet bizim iyi oyuncuydu da. Türk sporunda Alperen'in başarısını görmedim. Ben de diyorum ki... Hidayet Türkoğlu'nun Orlando Magic'le Lakers'ı elemek üzereyken ki finallerin en değerli oyuncusu olacaktı. Bir topla kaybettiler. Bu asisti yaptı. Hayır. Oldu bu, oldu. Finale taşıdı. NBA'nin en iyi Alperen takımını. Yani. NBA'nin en iyi Alperen takımını. Bu normal sezon maçlarında her şey olabilir. Yani. Ben Michael Jordan'dan falan kıyaslamıyorum. Yanlış hayır, anlamadım. Hayır. It became personal with me. Ben Michael Jordan'dan falan kıyaslamıyorum. Yanlış hayır, anlamadım. Hayır. Hidayet Türkoğlu'nun ve Mehmet Okur'un Hidayet yaptıkları... Hidayet Türkoğlu'nun NBA şampiyonluğu da oldu. O ayrı konu. Olmadı mı? Hayır, olmadı. Olmadı mı? Hayır, Mehmet Okur'un oldu. Ha, Mehmet Okur, pardon. Mehmet Okur'un oldu ve All-Star oldu Mehmet Okur. Onlar daha büyük başarılar. Anlamda, yani Alperen'e de sorsan çıtayı oraya koyarak. Olay olarak Türk basketbolunun ilk ona girer. Bence öyle. Ama sen bizim basketbolu herhalde... Sen bu işin... Abi bak söylüyorum, NBA finalinde takımının bir numaralı adamıydı Hidayet Türkoğlu. Bir numara yani, karar veren. Topu kullanan, şampiyon olsalardı MVP olacaktı. Yani bu oldu. Courtney'li, abi bu normal yani neyse, sezonda ya, bir maç. Kaç maç var biliyor musun normal sezonda? Hidayet kardeşimizle de Mehmet'e işte önemli işler yapmış. Houston kaç maç oynuyor biliyor musun? Bir sezonda, normal sezonda. 82 maç oynuyor. Yani nereye yani bir maçta bu olabilir ve Houston'ın... Anlamadın galiba. Playoff'a bile girme şansı yok. Sezonun değil diyorum sana ya, NBA tarihinin diyor. Hayır bak bu maçla... Rahat oynanıyor. Onu anlatmaya. Ya tamam, daha önce rahat oynamıyor muydu NBA'de maçlar? Ya yok, ben bunu oynamadım ya. Bu özel bir oyuncu, ben kabul ediyorum ama hani sen en tezirreye koyuyorsun. 80 küsür maç diyorsun ya yüzüme. Evet. Sanki geçtiğimiz yıllarda varmış gibi böyle bir olay. Amerikalı Jordan ben şu kadar pivot diyor. Bu çok tarihini özel bir. Çok özel kurulu tarih. Sen bilmen lazım NBA tarihi. İşte geçen 75. Havada yılını uçuyor ya Amerikalı takımı. Ha? 75. yılını geride bıraktı. 75 yılda, 76 yılda en genç pivot oyuncu olmuş tarihinin. Böyle en genç triple-double yapan pivot olmuş. Büyük olay ya. Büyük olay, kabul ediyorum tamam, ama ilk birinci değil yani. Bence Türk birinci. Türk basketbolu için. Okay, Türk basketbolu demiyorum ben. İleri gidiyorum, sporu diyorum ben. Ben Türk sporu için. Evet. Maçı bitiriyor. Türkiye dünya üçüncüsü oluyor. Plaklar batıyor şu anda. Hidayet Türkoğlu. Kerem Tunçeri. Basket! Evet, blok geldi. Finaldeyiz Türkiye. Altına gidiyoruz Türkiye. Basketbol milli takımımızda Türkiye'de tarihindeki en büyük başarısına imza atıyor. Ben o zaman ilk konu almam. He? İlk konu almam. Almaz. Basketbolda alırım. Tamam. Benim düşüncem orada. Sen bir de baskette ilk konu alıyorsun. Tabii. Sağ ol. Yo ya. Great job staying on top of it. So a lot of confidence here with Şengün. What a move!